Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve salatu ve selamu ala Resulina ve Nebiyyina ve Şefiina Muhammed Ve ala alihi ve sahbihi ecma'in TV'mizin çok değerli izleyicileri, çok kıymetli kardeşlerim Hepinizi alemlerin yüce Rabbi olan Allah'ımın selamıyla selamlayarak Sözlerime ve sohbetime başlıyorum geçirdiğimiz günlerden sonra tekrar beraber olma nimetini bize bahşeden sayısız nimetlerle bizi perverde kılan Rabbimize her zamanki gibi önce nihayetsiz bir teşekkürde bir şükürde bulunmamız gerekiyor. Onun için Rabbime hamd ve senaların en güzelini arz ediyorum. Rabbim kabul buyursun. Yüce Rabbime şükrediyorum. Cenab-ı Hak nimetlerimizi ve şükrümüzü artırsın. Rabbim sizi, bizi ve bütün din kardeşlerimizi sağlıkta, sıhhatte ve afiyette daim eylesin inşallah. Tabi sebebi hilkatimiz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretlerine de sayısız salat ve selamımızı arz ediyoruz. Yüce Rabbim dünyada O'nun nurlu yolunda kıyamet gününde ham sancağının altında cennetinde de komşuluğunda olmakla bizleri şereflendirsin inşallah. Çok değerli kardeşlerim, doğrusu uzun bir zaman beraber olamadık. Ama bu arada hemen şunu söyleyeyim. Alemlerin yüce Rabbi olan Allah'ıma hamd ve senadan ve teşekkürden sonra onun lütuflarına, keremine, ihsanına en en kalbi hamd ve senalar ve teşekkürlerden, şükürlerden sonra siz değerli kardeşlerimin dualarını her nefesimde, her adımımda hissettim. Ve onun için bu beraber olamadığımız tahmin ediyorum dört ay gibi bir zaman oldu. Geçirdiğim bu zaman zarfında aciz kardeşiniz olarak hep sizlere şöyle dua ettim. Kardeşlerim biliyorum, hissediyorum bana dua ediyorlar. Ya Rabbi sen de onlara dünyada ve ahirette sıhhat, afiyet, saadet ve selamet ver. Ne dünyada ne de ahirette onlara çile verme, keder verme, hastalık gösterme. Ben onlar adına bu operasyonu, ameliyatı geçirmiş olayım. Sen onlara hep afiyet ver ya Rabbi diye dua ettim değerli kardeşlerim. Tabi uzun zamandan sonra böyle beraber olmanın heyecanı var içimde doğrusu. Ee, ama dediğim gibi ben bunu bütün varlığımla hissettim. Aziz kardeşlerimin, değerli kardeşlerimin dualarını. Onun için sizlere tekrar 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 teşekkürler ediyorum. Cenab-ı Hak Hazretleri sonsuz razı olsun diyorum. Rabbim size ve bütün din kardeşlerimize ne dünyada ne mahşer gününde ne ukbada Hiç sıkıntı vermesin Keder vermesin Dedelerimin tabiriyle Dünyada da ahirette de Sizi bizi ve bütün din kardeşlerimizi Aziz eylesin inşallah Rabbime hamd ediyorum Rabbimin başta lütfu Bugün sizlerin dualarıyla Tekrar karşınızdayım İlahi takdir müsaade etti bize Sizlerle helallaşıp gitmişti kalbuki Ama daha ee, geçirilecek ömür varmış. Daha Rabbimin verdiği zaman varmış. Rabbim kalan ömrümüzde cümlemize rızasına uygun bir hayat nasip etsin. Hayırlı, sağlıkla, sıhhatle, afiyetle dolu bir ömür nasip etsin. Sonra da hepimize arzu ettiğimiz şekilde imanı kamil ile yüce Rabbimize kavuşmayı Rabbim bahşetsin, lütfetsin. Değerli kardeşlerim, beraber olamadığımız zaman içerisinde dünyada enteresan hadisat cereyan etti. Onları beraber dertleşemedik ama gün gelir bazılarının üzerinde zaman zaman konuşuruz diye ümit ediyorum. Onları beraber tahlil edemedik, beraber yorumlayamadık ama tahmin ediyorum benim düşündüklerimi siz düşündünüz, sizin düşündüklerinizde ben düşündüm. Bugün artık öyle bir çizgideyiz ki hep dua ediyoruz Rabbim yarınımızı bugünümüzden daha hayırlı kılsın diye. Artık geçmişe dönüp bakacak zaman yok öyle demek lazım. Çünkü dünyanın hadisatı çok süratle seyrediyor. Önümüzde memleketimiz için önemli günler var. Rabbim bu önemli günlerde büyük hayırlar, büyük fütuhat... Hem alemi İslam için hem de cennet vatanımız için hep hayırlar, iyilikler ve güzellikler nasip etsin inşallah. Hep beraber dua edeceğiz, hep beraber çalışacağız, gayret edeceğiz. İnşallah hem kendimiz için güzel bir istikbal hazırlayacağız hem de yavrularımıza umuyorum ki güzel bir dünya, güzel bir alem bırakmanın gayreti içerisinde olacağız. Rabbim sizlerden sonsuz razı olsun. Dediğim gibi inanın böyle çok bariz çok açık hissettim. Tabii ağır bir operasyon geçirdim. Bunu kabul ediyorum. Kalp kapakçığım değişti. Kalp ameliyatı geçirdim değerli kardeşlerim. Ama e, tabii belirli bir süre o onun kendine göre bir sıkıntısı var e, ve fakat ben kardeşlerimin dualarını hep üzerimde hissettim ve de sizlere çok dua ettim. Çok dua ettim. Artık öyle dua ediyorum yüce Rabbime. Rabbim keder vermesin. Bugün Rabbimin lütfuyla ve keremiyle yeniden beraber olmaya başladık. Biliyorum ben. Yani inanın böyle Bulgaristan'dan telefon edenler, Rusya'dan telefon edenler, artık Avrupa'dan sayısız kardeşlerimiz. Ben onların hepsine ayrı ayrı şimdi selamlar gönderiyorum. Dualar gönderiyorum. Tekrar tekrar teşekkürler ediyorum. O indirilen hatimler, o yapılan dualar. Cenab-ı Hak sizlere keder vermesin inşallah. Her şey gönlünüzce olsun, umduğunuz gibi olsun. Hani babacığım öyle dua ederdi. Allah gönlünüzün muradını versin, daha fazlasını da versin. Ben de acizane onun duasıyla siz değerli kardeşlerime dua ediyorum. Rabbim lütfunu ve keremini üzerinizde kılsın. Tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Bunu ilk canlı yayında söylemeyi bir vecibe olarak kabul ediyorum. Ne olur kabul buyurun. Rabbim sizlerden sonsuz razı olsun. Efendim bugün enteresan bir gün benim için. Değişik bir gün. Çünkü alemlerin yüce Rabbi olan Allah'ımız cümle geçmişimize rahmet ve merhametiyle muamele etsin. Babacığım rahmetullahi aleyhin vefat yıl dönümü. 5 Mart. Hal böyle olunca ben bugün babacığım rahmetullahi aleyhi yad etme adına ondan bahsedeceğim sizlere. Tekrar dua ediyorum. Yüce Rabbim, alemlerin yüce Rabbi olan Allah'ım, bütün geçmişimize rahmet ve muamele, e, merhametiyle muamelede bulunsun. Onlar şimdi sizlerden, bizlerden gelecek fatihalara, dualara, niyazlara bakıyorlar böyle. Ebu Hureyre radıyallahu anh efendimiz Hazretleri öyle söylüyor. Tabii belirli insanlar var değerli kardeşlerim, büyük insanlar var. Onlar Allah'ın lütuflarıyla beraber şeyde görüyoruz. E, kitaplarımızda görüyoruz. Ben bir zamanlar sizinle paylaşmıştım onu bir getireceğim inşallah. Abdullah İbni Mübarek e, rahimehullah'ın radiyallahu anh'ın e, hayatını okumuştum da bu arada tabii insanın gözü takılıyor. Allah dostlarının, evliyaullah'ın, alimlerin hayatları, hayat hikayelerinin anlatıldığı teracim kitaplarımız var. Tabakat kitaplarımız var. Efendim orada bazı büyükler vefatlarından sonra rüyada görülmüş hep Efendim nasılsınız? Ne alemdesiniz? Alemlerin Yüce Rabbi Allah'ım size nasıl muamelede bulundu gibi sorular sorulmuş kendisine. Çok hoş, çok tatlı, çok enteresan cevaplar var. Mesela biri öyle buyuruyor. Rabbim bana innel muttaqine fi cennatin ve nehr fi maq'adi sidqin 'inde melikin muktedir ayeti kerimesinin tecellisiyle tecellide bulundu. Yani bizim sevdiğimiz, yollarında olmaya çalıştığımız, e, şefaatlerini beklediğimiz ve Ya Rabbi bizi cennette onlarla beraber kıl dediğimiz üstadlarımız biliyorum ben rahatlar çünkü dünyada dünyada kullarının üzerinde böyle sanki tir tir titreyen Mevla-i Hazretleri kendine misafir olduktan sonra öldükten sonra onu kabre aldıktan sonra cennete aldıktan sonra o kullarına kıyar mı dersiniz değerli kardeşlerim mümkün değil Mümkün değil. Güzel bir mümin ölecek, ondan sonra sıkıntı görecek. Mümkün değil. Çünkü Allah'a gidiyor. Zaman zaman konuştuk burada. Ölen bir mümin alemlerin yüce Rabbine gidiyor, Allah'a gidiyor, Allah'a misafir oluyor. Mümkün mü Cenab-ı Hak Hazretleri onu sıkıntıya koysun? Cennetlerde, nimetlerde, güzellikle hadisi şerifte de zaten anlatılıyor biliyorsunuz. Bir mümin kabre konuldu mu güzelce, melekler geliyorlar. Soracakları, sordukları belirli sorular var. Onları sorduktan sonra öyle buyuruyor Aleyhisselatü Vesselam. Müslim hadisidir. Kitabul İman'da arzu eden kardeşlerim bakabilirler. Buyuruyorlar ki biz e, o gelen melekler diyorlar ki Münker Nekir. Biz senin zaten böyle söyleyeceğini tahmin ediyorduk. Hadi mübarek olsun dercesine. Kabrini diyor enine ve boyuna yetmiş arşın genişletirler. Yetmiş arşın enine ve boyuna kırk metre kırk metre daha fazla hatta genişletirler sonra da diyor kabrinden cennete bir pencere açarlar o orada cennetleri nimetleri o köşkleri sarayları o muhteşem manzaraları seyrederek kıyameti bekler ne kabrin karanlığı ne sıkıntısı büyükler böyle güzel müminler böyle yeter ki yeter ki imanla ölmüş olalım ama bir de böyle hani e, hayatında ufak tefek takıntıları olanlar olabilir ya Rabbim cümlemize doğrudan cennete gitme bahtiyarlığını lütfetsin inşallah Rahman. Onlar için de asıl şunu söyleyecektim. Bunun için bu konuları açtım. Ebu Hureyre radıyallahu anh Efendimiz Hazretleri öyle buyuruyorlar. Kişinin kabrinde diyor bir ışık yanar. İmamı ee, İmam-ı Buhari Hazretleri El Edebül Müfret adlı eserinde sahihinde değil de El Edebül Müfret'te bunu naklediyor hadisi olarak. Bir ışık yanar, bir aydınlık olur, bir nur olur. Şaşırır nereden geldi bu aydınlık böyle diye derler ki dünyada bıraktığın evladın senin için istiğfar okuyor. Ne büyük saadet. Ne büyük nailiyet değil mi? Onun için bizden bekliyorlar. Bekliyorlar. Yarın biz de bekleyeceğiz. Değerli kardeşlerim, biz de bekleyeceğiz. Yarın biz de bizi de kabre koyacaklar. Bu ondan on kaçış yok biliyorsunuz. Biz de böyle hani Anadolu'muzun bir tabiri var. Kuş gibi ağzını açmış bekliyor derler ya. O kuş yuvasındaki yavrular gibi. Fatihalar gelse, hatimler gelse, salatu selamlar gelse diye bekleyeceğiz. Biz de bugün biz gönderelim geçmişimize. İf'al <laughs> mâ şi'te kemâ tüdan. <laughs> Dilediğini yap, sen ne yaparsan aynısı sana yapılır deniliyor. Yarın evlatlarımız bize göndersinler inşallahı rahman. Biz bugün biz bugün geçmişimize sakın unutmayalım, ihmal etmeyelim. Hem de Peygamberimiz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den başlayalım. Bütün geçmişimize fatihalar okuyalım. İnşallahurrahman alemlerin yüce Rabbi bizi onlarla cennetinde cemalinin karşısında birleştirsin. Değerli kardeşlerim, dedim ya bugün size kısaca babacığımdan bahsedeceğim. Dört yıl oldu. Ya zaman nasıl geçiyor böyle? Dört yıl oldu. Dört yıldır ümit ediyorum Rabbime, Rabbime öyle hüsnü zannediyorum cennetler ve nimetler içerisinde. Bazı böyle bir latife olarak söyleyeyim, bazı böyle kendisine hüsnü zannettiğim kişiler var, hoş insanlar var böyle, bana selam getiriyorlar zaman zaman babacığımdan ve inanın böyle, ben inanıyorum, safiyetime verin, ben zaman zaman söylerim böyle. Diyorlar ki hocamı Tavaf'ta gördük, Mekke'de gördük selamı var sana diyorlar. Ben de selamını alıyorum. Mesela Almanya'ya gidiyorum. Oraya değişik yerlere gidiyorum. Oradan kardeşlerimiz böyle aman diyorlar hocamın kabrini ziyaret edersen bizim de selamımızı söyle. Ben de o kardeşlerimin selamlarını hep götürüyorum, tebliğ ediyorum. Çünkü çünkü umuyorum ki Allah'ın dostları güzel insanlar kabirlerinde ölü değildir ölü değildir. Ben babacığımın öyle olduğuna inanıyor, öyle hüsnü zan ediyorum değerli kardeşlerim. Burada Konya'mızda Konya'mızda bir amcamız var da ben zaman zaman gidiyorum diyor. Kabirde bulamıyorum kendisini diyor. Belli ki diyor hele hele cuma günleri <laughs> belli ki diyor e, haremeyni şerifeyine gitmiştir. Yani böyle latifeler duyuyoruz. Rabbim cümlemize nasip etsin inşallah. Cümlemize nasip etsin inşallah. Ya yani ruh eğer serbest olursa değerli kardeşlerim hapiste olmazsa ruh Biliyorsunuz tasavvuf erbabına göre ölümden sonra ruh kınından çekilmiş kılınca benzer çok daha rahatlık, seyyaliyet kazanır. İstediği yere gidebilir, dünyanın istediği yerini gezebilir. Tabi onlar için cennetler ve nimetler var, dünyayla pek ilgileneceklerini zannetmiyorum ancak özel görevi olanlar müstesna tabi. Rabbim hepimize iyilikler ve güzellikler lütfetsin. Efendim babacığım rahmetullahi aleyh e, nüfus cüzdanında 1926 diye yazardı ama hem kendisinin hem de beraber e, okullara falan gittikleri arkadaşlarının söylediklerine göre 1924 yılının böyle güz aylarında dünyaya gelmiş. O gün e, babamın halası söylüyor. Babacığımın dünyaya geleceği gün Bahçelidir evimiz. Konya'mızın böyle uzak mahallelerinde uzak mahallelerinde şimdi merkeze biraz daha da o büyük bir bağları vardır e, oralarda çocukluklarını geçirmişler asıl doğduğu evde böyle küçük bir bahçeleri var dünyaya geldiği evde orada o güne kadar hiç görülmeyen çok büyük bir kuş bahçelerine gelmiş babamın halası rahmetullahi aleyh bunu benim halalarıma söylemiş anlatmış ben de onlardan e, duyuyorum Efendim babacığım dünyaya gelinceye kadar bahçede beklemiş. Ne zaman ki babacığım dünyaya geldi kendiliğinden yine uçmuş gitmiş. Konya'da o güne kadar hiç görülmeyen ondan sonra da görülmeyen bir kuş. Allahu alem bir müjdedir bu. Ama hakikaten çocukluğu da çok farklı babamın. Yani böyle titiz, dikkatli, pehlivan yapılı, çalışkan öyle derdi kendisi. Mahallemizde hiçbir arkadaşım benim bileğimden dahi tutamazlar. Çocuklukta oynadığımız oyunlarda ben mutlaka galip gelinceye kadar tuttuğunu koparırdı öyle azim sahibiydi. Mutlaka galip gelirdim, galip gelinceye kadar da uğraşırdım. İşte çocukların kendilerine göre oynadıkları oyunlar var mahallede oynanılan. O zaman asfalt falan yoktu. caddeler, sokaklar, toz, toprak içerisinde ama büyük geniş bağlar var, bahçeler var. Ben hatırlıyorum hep onları. Üzüm bağları, meyvelikler falan öyle. Oralarda diyor oyun oynardık ama ben diyor hiç hiç e, mağlubiyeti asla hazmetmezdim. Mutlaka galip gelirdim. Böyle çocukluğu da enteresan. Zaten düşünebiliyor musunuz? O günün dünyası. De işte 930'lu yıllar. Memleket harpten çıkmış. Nineciğim öyle söylerdi. Erkek kalmamıştı evladım sokaklarda neredeyse derdi. Yani o Birinci Cihan Harbi'nde, Çanakkale'de, sonra İstiklal Harbi'nde bütün erkekler kırılmış. Konya'mızdan liseden 16-17 yaşındaki çocuklara varır, gençlere varıncaya kadar cepheye götürmüşler. Sokaklarda erkek görmek, ya genç erkek görmek öyle tesadüftü diyor. Anneannem anlatırdı Allah rahmet eylesin cümlesine. Efendim ben babaanneme hemen hemen yetişemedim çünkü o biz çocukken çok küçükken vefat etmiş. Ama anneannem bunları bana hep anlatırdı değerli kardeşim. Ve asıl söyleyeceğim şu. Fevkalade fakirlik günleri. Babacığım rahmetullahi aleyh hep ağlayarak böyle anlatırdı. Hem de bunları bize siz de öyle yapın değerli kardeşlerim. Sofranın başında Rabbimizin verdiği o nimete şükredelim, teşekkür edelim, dua edelim. Rabbimize hamd edelim, şükredelim diye sofra başında anlatırdı bunları. Çocuklar yiyecek başka hiçbir şey yok. Ben bunu size zaman zaman söyledim. Sabahleyin zeytinyağlı bulabilirsek bulgur pilavı, akşamleyin bulabilirsek yine zeytinyağlı bulgur pilavı. Evde başka bir şey yok. Yenilecek hiçbir şey yok. Şimdiki beni dinleyen yavrular, gençler varlarsa onlara bir latife bu. Eğer diyor 40'ta yılda bir imkan bulur da çarşıdan ekmek alabilirsek o pasta yerine geçer ve katık yerine geçer. Ev ekmeğine, çarşı ekmeğine katık ederdik diyor. Şimdi tam tersi oldu. Şimdi o evlerde yapılan tandır ekmekleri, tabi ekmekler filan onlar şimdi artık lüks oldu. Dünya tam tersine döndü. Çarşı ekmeği bizim için katık mesabesindeydi diyor. Onu da çok nadir bulurduk. Evimizde yapılan o mütevazi yufkalar, ne bileyim ev ekmekleri filan böyle diyor, böyle ömrüm çocukluğumuz geçti. O günün o yokluğu içerisinde ilkokula başlıyor tabii. Ondan sonra ortaokula geliyor, efendim tabi zamanımızda kısıtlı fazla bir şey de söyleme imkanım yok. Ortaokulun üçüncü sınıfında kendisi böyle sağa sola camilere sohbetlere vaazlara gitmeye başlıyor. Dedemiz e, rızık derdinde kendisi babamın babası ince işgüre güzel bir marangoz ama bazen Konya dışına giderler e, çalışırlar uzun süre böyle. Yani babacığım o çocuk yaşta evin mesuliyetini yüklenmiş. Daha o ortaokul talebesi olduğu yıllarda, o zaman ortaokullar vardı, ortaokul deniliyordu yani biliyorsunuz. Şimdiki orta öğretim dediğimiz yıllara. Efendim o bir bir yakınlarının yanında bir kunduracı dükkanında ufak tefek hizmete başlar. Zaten ilk o Allah onun da kabrini cennet etsin. İlk ustası aynı zamanda babacığımın ilk Kur'an da hocasıdır. Bilen bir insanmış. Alimlerle, hocalarla, üstatlarla efendim dostluğu olan bir hoca hocaefendi. Konya'mızın Kapı Camii'ne çok yakın küçücük bir dükkanları varmış. Böyle. Orada babacığım hizmete başlıyor. Bir e, kalfa, çırak gibi e, küçük hizmetlere bakmaya başlıyor. İlk defa orada hocasıyla karşılaşıyorlar. Yani hocası o. Kur'an-ı Kerim'i kendisine o öğretiyor ilk defa. Mustafa Efendi, Endazenin Mustafa Efendi denilirmiş Konya'da meşhur bir Zaten ilk kendisinin asıl hocası olan İsa Ruhi Bolay hocamızla da o dükkanda tanışıyorlar. Babacığım diyor, orada çalışırken kapı gittim. Hoca efendinin İsa Ruhi Bolay hocamızın, Allah kabrini cennet etsin, melek haslet bir insan. Vaazını dinledim diyor. Çok hoşuma gitti. Ya Rabbi ben de böyle hoca olayım dedim diyor. Sonra diyor dükkanımıza döndüm bir baktım biraz sonra hoca efendi bizim dükkan sahibimiz olan aynı zamanda benim ilk hocam olan Mustafa efendiyi ziyarete geldiler diyor. Mustafa efendi hocamız öyle söyleyeyim asıl büyük hocası olan İsa Ruhi Bolay hoca efendiye babacığımı tanıtır. Evla, hocam der. Evladımız Tahir, Zeki aklı başında, çalışkan bir talebedir. E, dua edin. Elini öper Hoca Efendi Hazretlerinin, başını sıvazlar Hoca Efendi. Der ki orada evladın Tahir, böyle olmaz bu. Sen asıl bana gel de, yani e, ortaokul ok nereye gidiyorsun, ortaokula gidiyorum filan. Sen der madem ki meraklısın ben sana gerçek ilim okutayım inşallah der. O söz tohum olur değerli kardeşlerim. Aradan diyor belirli bir zaman geçti. İki arkadaşımla birlikte hocam beni aldı İsa hocamıza götürdü. Ama İsa hocamız der ki, yani biz derse başlayalı bir hayli zaman oldu. Diğer arkadaşları mesafe kat ettiler. Biz bu halakayı tamamlayalım ondan sonra ben Tahir'i de alayım. Ne zaman alacaksa. Ertesi sene mi daha ertesi sene mi? Hocası der ki, ilk Mustafa Efendi hocası der ki Hocam Tahir zekidir. Siz alın. Allah'ın inayeti, inayetiyle arkadan gelir arkadaşlarına yetişir. Onun ricasıyla diğer arkadaşı döner babam ders halakasına hakikaten oturur. Aradan diyor öbür arkadaşı Onunla bizzat görüştüm ben. Aradan diyor 2-3 ay geçti. Biz hocamla tekrar İsa Hoca Efendi'yi ziyarete gittik. Sordu Tahir'in durumu nasıl? O maşallah maşallah. O evvelki başlayan arkadaşlarını bile geçti. Maşallah dedi diyor. Böyle ama o günün dünyasında bir ortaokul talebesi o cehaletin, o dalgınlığın, o gafletin içerisinde şer'i ilimlere talip oluyor o günün dünyası, o günün şartları, fakirlik, yokluk. Bütün diyor akrabayı, talukat, en yakınlarım bana muhalefet ettiler diyor. Niye? Çünkü ortaokul 3. sınıftayken değerli kardeşlerim okulu terk ediyor. Ne zaman ki hala sağ o günkü fizik hocası. Allah afiyet versin İstanbul'da yaşıyor. Birinde öyle anlatmıştı. Arka sıralara çekilir, bizim fizik dersinde Tahir diyor, o artık Tahir hocamız derdi hep sonradan. Tahir hocamız diyor, Arapçaya çalışırdı diyor. Diğer arkadaşları şikayet ederler. Yani öyle bir aşka, öyle bir iştiyaka düşmüş ki Arapça nasıl, Arapça dersler onun benliğini sardıysa, bakıyor olacak gibi değil, ortaokul, 3. sınıftan ortaokulu terk ediyor. Tabii herkes muhalif. Herkes muhalefet ediyor. Bana diyor böylece söylerler de küserler, darılırlar, kızarlar, bağırlar, çağırırlar. Oğlum artık bu meslek muattal oldu. Geçti bunun zamanı. Ne yapacaksın? Ölümü yıkayacaksın. Başka ne iş yapacaksın? Ama buna rağmen kendi başıma diyor onlarla mücadele ettim. Tek başına sülalenin içerisinde ve de diyor derslerime devam ettim. Hocası kendisini çok sevmiş. O günün şartları Türkiye'nin halini tahmin edersiniz değerli kardeşlerim. Yani Kur'an-ı Kerim okumanın suç olduğu bir dönem. Ya Bırakın Arapça derslerini, Kur'an-ı Kerim okumanın suç olduğu bir dönem. Hocama diyor giderdim kitabımı ta gömleğimin içine saklardım. Hocamın evinin önüne vardığım zaman bir sağa bakar bir sola bakar böyle kontrol ederdim diyor. Acaba takip ediliyor muyum hocama bir sıkıntı olmasın. Ondan sonra kapıyı çalar da içeriye girerdim. Bir yandan da fakirlik var çoğu zaman Öyle diyor, yayan gideriz. Bayağı evleri mesafeli çünkü bulundukları yerle babamların eviyle hocasının evi çok mesafeli. Hele yaz zamanı hoca efendi bağa giderler. Dört sene devam etmiş babamın talebeliği efendim hoca efendisine hocasına devamı. Bir bisikletim vardı diyor. Kendisi böyle bazen ağlar bazen güler de anlatırken değerli kardeşlerim. O bisikletin iç lastiği var ya, iç lastiğinde semadaki yıldızlar kadar e, yama vardı. Ben giderken onları götürürüm, bisiklete biner giderim. Hocam da ders okar, okurken bakarım sıcaktan, tozdan tekerler inmiş. Giderken ben ona binerim, gelirken o bana biner getiririm, ters çeviririm, bir daha yapıştırırım falan Ertesi gün bir daha biner giderim. Böyle fakirlik günleri, yokluk günleri ama o 4 sene dersler devam etmiş. Ondan sonra askerlik hayatı var. Çok enteresandır askerliğinde vazu irşadata hemen başlamış. İzmir Foça'da yapmış askerliğini. O günden kalma dostlar, dostluklar hala devam etmektedir. Öyle diyor. Sabahlara kadar camide mesela sohbet ederdik diyor. Sabahleyin gelir teslim olurdum. Orada yazıcı durumunda. Yani içeriye girerdim. Akşama kadar görevim devam eder. Tabii Hocaefendi Efendi Hazretlerine devam ederken asıl işin kaynağı, menbaı Mahmut Sami Ramazanoğlu Üstad Hazretlerine intisap eder. İlk yıllarını anlatıyor. Çok tiz bir derviştim diyor. Yani değerli kardeşlerim hayatımız boyu babacığımı biz öyle gördük. Azim sahibi, irade sahibi. Bunu bütün samimiyetimle söylüyorum. Yani öyle üniversite falan falan okumamış ama... Ya nice profesörleri hani cebinden çıkarır derler ya öyle müthiş bir muhakemesi vardı ki. Mesela o kelimelere, e, cümle yapılarına tutun muhakemesinden efendim hukufiyetinden başlayın da evdeki haline varıncaya kadar akrabayı talikat içerisindeki hali, o azmi, o tuttuğunu koparma hali, o e, yani bir işe başladığı zaman vazgeçmemek, Faukalade bir dirayet, dediğim gibi müthiş bir muhakeme ve hakikaten unutmak nedir bilmeyen bir zekası vardı. İnanın böyle, benim yanında karşılaştığım bazı dostlarımız, işte hocam beni hatırladınız mı? Sizinle 30 yıl evvel falan yerde görüşmüştük değil mi? Ben sizi 25 yıl evvel mesela Erzurum'da görmüştüm değil mi? Böyle yani Kayseri'de görmüştüm, görüşmüştük değil mi? Böyle bir defa görüşsün bir insanı hemen hemen hiç unutmuyordum. Yani öyle. Ya bunun bunun çok ayrı delilleri var. Hala Kapı camimizin imamı artık o da yaşlandı Rabbim hayırlı afiyet versin. Hasan Altun hocamız var. Babacığımla beraber Farsça derslerine devam etmişler. Bir gün diyor hocamıza gittik diyor. O Türkistan taraflarından gelmiş Hacı Haki efendi diye bir zat, mübarek bir insan. Oralardan Rus zulmünden kaçarak gelmişler. Konya'ya yerleşmişler. Farsça bildikleri için talebeler toplamış etrafına. Bu arada babam da Farsça okuyor. Bugün size Mesnevi'den okuyor ya, işte hocasının adı Hacı Haki Efendi. Efendim, bir gün diyor, Hoca Efendi Hazretleri bize diyor, 3-5 talebeyiz, 5-6 talebeyiz diyor Hasan Altın Hocamız. Bayağı ders verdi. Çocuklar işte birkaç gün sonra bir gün verdi, 3 gün sonra gelin bu dersleri de hazırlayın, çalışın, bu kelimeleri ezberleyin, bu konuları hazmedin, gelin tekrar devam edelim. Tam diyor kapının önüne çıktık. Tahir Hoca kardeşimiz dedi, abimiz dedi ki diyor, ya arkadaşlar müsaade eder misiniz? Benim o gün şöyle bir mazeretim var, dersim var, bir yere gideceğim. Vaazım var, sohbetim var. Ben dönüp hocama bugün eğer kabul ederse bu dersi vermek istiyorum. E biz de dönelim dinleyelim dersi dedik diyor, döndük diyor. Daha hoca efendi verirken kelimeleri ezberlemiş, dersi halletmiş. Üç gün sonraya çalışıp da getireceğimiz dersi döndü, tekrar hocaya verdi ve gitti. Üçüncü gün sonra gelmedi diyor. Yani o dersi daha hoca efendi anlatırken ezberler. Böyle böyle fevkalade bir zekası vardı. Kendisi söylüyordu. Hafızlık yapanlar bilirler, ben bunu zaman zaman söyledim size. Günde beş ham ezberlerdim diyor. Yani hafızlıkta hiç üzerinde çalışılmamış sayfaya e, ham sayfa deniliyor. Daha henüz hiç çalışmamış, hiç talebe hafızlık yapan kişi hiç üzerine bakmamış. Günde sabah namazından sonra beş ham beş sayfa ezberlerdim, giderdim onu hocama verirdim o gün diyor. Bakın bunu ben ben kendisinden duymadım. Beraber hafızlık yaptığı bir arkadaşından duydum. Bir gün diyor iş iddiaya bindi bize kızdı. İmamlık da yapıyor bu arada. Hem hafızlığa çalışıyor hem de imamlık yapıyor. Bir gün akşamla yatsı arasında diyor beş sayfayı ezberledi. O beş sayfayı yatsı namazında far, mihrapta diyor namazda okudu bize diyor. Ben buna şahidim diye hala sağ olan bir amcamız babamın hafızlık arkadaşı bunu bana bizzat söylemişti. Rabbim böyle bir meleke vermiş, böyle bir böyle bir güzellik ihsan etmiş. Yani e, farklı bir insandı her yönüyle farklı insandı. Çok titizdi. Çok titizdi. Evin içerisindeki dağınıklığı falan hiç öyle sevmez. Hatta inanır mısınız böyle e, onu dostlara da söylüyorum. Son zamanları artık fazla da konuşamıyor. Kendisini yukarıya aldık. Oturduğu minderi şöyle birazcık birazcık eğilmiş. Bize işaret ediyor. O minder eğilmiş biraz onu düzeltin. Yani karşısında bir levha duvarda birazcık eğilsin, saat biraz değişik dursun, ne bileyim herhangi bir şey biraz derhal derhal müdahale eder onu düzeltin derdi. Evin içerisinde dağınıklığı hiç sermez. Ve de ciddi bir disiplin. Asıl bizim ondan gördüğümüz hayatı boyu şeriata ittibadır değerli kardeşlerim. İnşallah biz de yavrularımıza, evlatlarımıza karşı öyle olalım. Yani biz babacığımdan ne kadar takdir gördük? Şer'i şerife uyduğumuz zaman, İslam'a uyduğumuz zaman hep öyle ona göre bize takdir efendim e, duygularını ifade etti. Hep bizi takdir etti. Ama eğer bir hatamız, noksanımız olursa da asla göz yummadı ve de sitem ettiyse eğer bizim herhangi bir ihmalimizde, dalgınlığımızda hep ölçü şeriat siz de biz de bugün inşallah bu düsturu ölçü edinelim. Bu düsturu ölçü edinelim. Yani ben Allah aşkına yanlış anlamayın. Bugün sizin karşınıza çıkıyor da birkaç kelime bir şeyler söylüyorsam bütün bunlar babacığımın bana öğrettikleri şeylerdir. Ben onun duasıyım. Hani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ben bunu zaman zaman kendisine de söylerdim de gözyaşlarıyla dua ederdi bana. İbrahim aleyhisselam ben ceddim İbrahim'in duasıyım diyor ya Hakikaten ben de öyle. Rabbim layık kılsın, dua ediniz. Bunu bütün samimiyetimle söylüyorum. Yani o öyle büyük bir sancak bıraktı ki bize. Öyle benim gibi cılız bir bayrak direğinin o sancağı dalgalandırması falan mümkün değil ama yolunda olmakla iftihar ediyorum. Rabbime hamd ediyorum. Onun mesleğini seçmişim. Onun yolundan gidiyorum. Ona layık evlat olmaya çalışıyorum. Bu konuda dualarınızı vallahi bütün samimiyetimle istirham ediyorum. Ne olur bize dua ediniz. Sonra... Ben de iftiharla söylüyorum. Rabbime hamd ederek söylüyorum. Evlatlarımın ikisini de iki oğlum var. Onları da şeriatçı yani böyle e, ilahiyatçı olarak yetiştiriyorum. Her ikisi de biri ilahiyat fakültesinden mezun oldu, öbürü inşallah diyorum bizim kıyamet sabahına kadar neslimizi Rabbim ne kadar takdir etmişse hep Tahir Hoca gibi olsun. Daha önce ben size söylemiştim. İnşallah biz Tabii diğer mesleklere de ihtiyaç var. Doktora da, mühendise de her her şeye ihtiyaç var ama bizim bizim neslimizden kıyamet sabahına kadar hep hoca gelsin. Ümmeti Muhammed'e hizmet edelim. Şeriata garraya, şeriatı garraya hizmet edelim. Kur'an'a hizmet edelim. Rabbim öyle lütfetsin inşallah. Rabbimden bütün niyazım budur. Sizlerden dua bekliyorum. Talebelik bitince dediğim gibi askerlik biter. Ondan sonra gelirler. Konya'ya döndükten sonra hemen Konya'nın Değişik camilerde böyle imamlık görevleri falan alıyor, e, vaaz etmeye başlıyor. 1950'li yıllar e, Ahmet Hamdi Aksu ki hocamız bir İşleri Başkanı olarak Konya'daymış, babamı dinlemiş. Ankara'ya gittiği zaman demiş ki ya Konya'da genç bir hoca var. O günlerde Konya'da hiç babamın yaşında e, genç bir hoca yok. Zaten artık belli Osmanlı döneminden kalma hep yaşlı hocalarımız. Onun için bazı kişilerin kıskançlığına da sebebiyet vermiş. Yani bu yani bu genç hocada nereden çıktı dercesine, tabii çok sevenler var. Hacı Veysad hocamız gibi, Fahri Efendi Hazretleri gibi, kendi hocası İsa Ruhi. Yani tasavvuf terbiyesi almış hoca efendiler. Babam genç bir derviş bir yandan, bir yandan e, ilim adamı. E, hocada okumuş, o bütün medrese ilimlerini tah, e, tahsil etmiş. Efendim, sonra kürsüye çıktı mı, o günkü vaazlarını görüyorum ben. teyiplerde bazıları kayıtlı, böyle yağmur gibi. Dolu gibi kendisi öyle tabir ediyor. Bir konuya girdi mi patır 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 dolu gibi böyle o konuyu anlatıyor iniyor. Kendisi öyle yani konuşurken kendisinin tabiridir bu. Konuşurken nokta virgül koymadan konuşurum derdi. Sizin şimdiki KonTV'de izlediğiniz bazılar... Babacığımın 70 yaşından sonra 80 yaşına yakın ki 95'li yıllarda yani işte öyle 70'den sonraki vaazları artık tamamen e, böyle e, sükunet bulmuş, istikrar bulmuş o gençliğindeki konferanslar. o İnanır mısınız? Ankara'da 1974 yılında bir konferansa gittik. O zamanlar Kıbrıs harekatı günleri. Efendim e, tabii o günler de öyle demek ki sıkıntılı günlermiş. Salon bir sinema salonu tutmuşlar dostlar. Efendim e, hınca hınç dolu çıktık. Davet edenler nedendir bilemiyorum. Bizi bir yere götüremediler. Biz Konya'ya tekrar dönüyoruz ama babacığımın haline bakıyorum. Ben de İslam Enstitüsü talebesiyim. Perişan çok korkunç terlemiş. Yani böyle ceketi ıslanmış. Yanımızda bir şeyler var. Yedek çamaşırımız falanımız, gömleğimiz falan var ama değişik çamaşır değişecek değişecek bir yere bile götürmediler bizi. O arkadaşlara sitem etmiyorum. Yanlış anlamayın. Asıl anlatacağım şey farklı. Konya'ya doğru geliyoruz. Bir inşaat halinde bir petrol yapılıyor. Dedim babacığım bu haliyle gidemezsiniz. Hiç olmazsa şurada duvarın arkasına çekilelim. Bir böyle şey günüde, Efendim yaz günü de. Şurada bir çamaşır değiştirelim. Yeminle söylüyorum bakınız değerli kardeşlerim. Sadece fanilasından şu bir bardağı dolduracak ter sıkmıştım. Baktım çok farklı. Dedim şunu toparlayayım bir sıkayım bakayım. Yani böyle şeriat için çok ter döktüler. İslam için çok ter döktüler. Bugünkü ümmeti Muhammed'in bu bu güzelliği, bu yaşanılan güzellikler hep o gün Necip Fazıl Üstad'ın dediği gibi hani o onların ağızlarından döktükleri tohumların yeşermesiyle oldu. Tabii bu sadece babacığım değil. Üstad Necip Fazıl, diğer hocalarımız, diğer üstadlarımız, diğer büyüklerimiz ama emek çektiler, ter döktüler. Yerine göre mahkemeler. Yani mesela 50'li yıllar zamanım keşke daha fazla olsa da rahat anlatabilsem ama bugün böyle ilk sohbet böyle dar bir zamana gelecek arkadaşlarımız öyle koymuşlar saati. Efendim bir aramız olacak. Ondan sonra kısa bir sürede şey diyeceğiz, sohbeti bitirmiş olacağız. İnanın böyle aslında saatler anlatmam lazım babacığım rahmetullahi aleyhi size ben. Tabii bir, bir, bir ömür tecrübemiz var. Onunla bir ömür beraberliğimiz var. Efendim e, yani öyle bir gayret, öyle bir nereden çağırdılar? Hemen arabalara binilir, hemen organize yapılır. Oraya kadar gidilir konferans yapılır ve böylece geri dönülür gelinir. Ve de dediğim gibi sert konuşur. Kimseden çekinmez. Bir şey söyleyeyim mi size? Şimdi sizin KonTV'de izlediğiniz o görüntülü vaazlar var ya, mahsurlu olabilecek bölümleri rutuşlanmış vaazlardır. Babacığımın bazı sözlerini siz duymuyorsunuz. Hiç yok onlar. Bugün bunu rahat söyleyebilirim. Çünkü Geçtiğimiz günlerden geliyoruz. Sıkıntı olmasın, kimseye sıkıntı yapmayalım diye bir kardeşimiz oturdu, onları rütuşladı. Keşke kendim rütuşlasaymışım. Ee, yani bazı çok önemli söylenilmesi gereken şeyleri siz bugün duymuyorsunuz. Söylenileceği zaman sert söyler. Tenkid edileceği zaman sert tenkid eder. Kimseden Allah'ın izniyle korkmaz. Ha, 50'li yıllardan. Onun için hep takışmış. Yani o geçtiğimiz dönemlerle hep takışmış. Onun için ah diyorum. Ah. Şimdi o benim yaşlarımda bir sağ olsaydı, bir konuşsaydı da bir dinleseydiniz. Rabbim ondaki gayreti, ondaki samimiyeti, ondaki ihlası, ondaki celadeti bizlere de lütfetsin inşallah. Bugün Türkiye'miz elhamdülillah her şey söylenilebilen hale geldi. Bakmayın o insan hakları filanlar falanlar işte şu gazetecilere baskı var filan falan diye. Biz ne günler gördük onlar bize bugün bu 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 ee, bu bu küstahlıkları yapanlar geçmişte bize inanın böyle ne ne sıkıntılar çektirdiler. 12 Eylül'de babacığım muhakeme edildi. Bir ara ben o zaman Suudi Arabistan'da Mekke'de talebeydim. Haber geldi bana. Hocamlar dediler idamla yargılanıyorlar. 12 Eylül'den sonra babacığım idamla yargılandı. O günlerden şikayetçi olmayanların kulakları çınlasın o zavallıların. Babacığım ve arkadaşları idamla yargılandılar. Ve de e, arkadaşlara öyle söylerlermiş, arkadaş ihtilalin mantığı olmaz, yarın hepimizi bir çukura doldururlar, üzerimizde dozerle kapatırlar giderler derlermiş. O günleri geçirdiler, o sıkıntılı günleri geçirdiler mesela. Ama hak ve hakikati söylemekten asla geri durmadı. Bugün elhamdülillah herkes her istediğini söylüyor. Herkes. Ben şu ekrana çıkıyorum, samimiyetle söylüyorum, İslam adına, şeriat adına, dilimi çektiğim hiçbir şey yok. Bütün e, ayatı ilahiyeyi, Resulullah'ın bütün hadislerini istediğim rahatlıkla anlatabiliyorum. Bugün Türkiye'mizde hakikaten gerçekten istenilen bir demokrasi var. İstenilen bir fikir hürriyeti var. Bir söz hürriyeti var. Geçmişte babacığım onu söylüyordum. 12 Eylül'den sonra gelin isterseniz size şeysiniz göstereyim. İddianameyi göstereyim. Neden idamla yargılandılar biliyor musunuz? Burdur'daki bir konuşmasında, bir mitin konuşmasında üç defa hak demiş. Üç defa hak demiş, hak dediği için idanla yargılandılar. Buna benzer şeyler. Yani mesela 60 ihtilalinde babacığım, öyle derdi. Çocuklar, benim tabii çocukluğum, küçüklüğüm günler o zaman. Ben 56 doğumluyum, 1960'da 4 yaşındayım. Efendim, ee, 8 ay valizim hazır bekledi. Anneme demiş ki, rahmetullahi aleyhia ee, bunlar bana gelirlerse eğer bir pijama alma bir terlik alma bile müsaade etmezler Sen bir, birkaç değiş çamaşır koy pijamamı koy terliğimi koy 8 ay evladım hemen e, kapımın arkasında çantam hazır bekledi derdi Ama alemlerin yüce Rabbi lütfetmiş o zaman tutuklayamamışlar Mahmut Sami Ramazanoğlu Üstad Hazretleri de o Allah için konuştu diye Rabbimiz onu muhafaza etti diye buyurmuşlar sonradan. Ne sıkıntılar gördüler. Şimdi elimizde ben kütüphaneye karıştırıyorum. Adem'in takip kararları yani takipsizlik kararları. Orada mahkemeye verilmiş, burada mahkemeye verilmiş. Orada dava açılmış, burada dava açılmış. Şunu söyledin suç, bunu söyledin suç. Zaten kendileri Kur'an-ı Kerim okumanın talebelerle okuyoruz diyor. Çok zeki talebeler bugün hala sağ olanları var. Talebeleri okuyoruz diyor. Arapça okuyorlar camide imam. Arapça okutuyor. Geldiler bastılar diyor. Beni aldılar götürdüler. Talebeleri dağıttılar. Kitaplarımızı müsaade ettiler. Ve o maalesef öylece kaldı diyor. Sonra o, 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 talebelerin hemen hemen hepsi imam hatiplerde. O kadar ki dersleriyle müftülükler yaptılar. Efendim vaizlikler yaptılar. Hocalıklar yaptılar. Hepsi bugün babacığım rahmetullahi aleyhi rahmetle yad ediyorlar sağ olanları. Yani e, hayatı boyu şunu söyleyeyim ara vereceğiz yine e, yani babacığım diyordu ki o, o şeyde 27 Mayıs ihtilalinde 60 ihtilalinde bu kadar sokakta derlermiş ki arkasından hem de kapı caminin etrafındaki insanlar bunlar Konya esnafı daha bu hocanın ipini ne zamana kadar çekeceğiz bu hala konuşuyor yahu derlermiş. Arkasından yolda ben duyardım bunu diyor, arkamdan böyle söylerlerdi diyor. Daha bunun ipini ne zaman çekeceğiz derlerdi diyor. Ama diyor ben o şartlarda bir vaazımı, hiçbir camideki bir tek vaazımı ihmal etmedim. Her vaazımda kürsüye çıktım, tebliğimi yaptım demiştir. Tabri cennet olsun bütün geçmişimizle beraber. Şimdi işte ben önüme böyle bir dünya notlar falan getirdim ama hiçbirine bakmadan zamanın su gibi akıp geçip gidiyor değerli kardeşlerim. Efendim Ali Ulvi Kurucu Üstadımız der ki Allah rahmet etsin cümlesine. O konulara falan hiç giremedim. Bitmez güzelin vasfı ağaçlar kalem olsa. Hakikaten öyle. Ben babacığımı saatler boyu anlatabilirim size. Onun, onun manevi yönüne, gönül yönüne hiç giremedik mesela. Sözü şunlarla bitirmek istiyorum. İnşallah ileride sohbetlerimiz olursa, Rabbim nasip ederse, Allah'ım ömür verirse yine geleceğiz. Ben bu konuda biraz daha sohbetlere devam ettireceğim. Bugün söylemek istediklerimi hiç söyleyemedim ama babacığımın çok sevdiği, babamı çok seven üstadlardan biri de Üstad Necip Fazıl Kısakürektir. Necip Fazıl Kısakürek'i yakından tanıyan insanlar onun kolay kolay kimseyi beğendiğini görmemişlerdir bir üstadı Abdülhakim Arvasi Hazretlerini met ettiğini görüyoruz. Onun dışında öyle o sizin büyük diye tanıdığınız insanları filan o büyük doğularında çırpıştırmış adamdır. Üstad Necip Fazıl. 1965'te oralara filan hiç giremedik. Burdur'da tanışırlar babamla. Ben o zaman ilkokul öğrencisiyim. Burdur'da tanışırlar. Bu o günlerde Yeni İstanbul diye bir gazete çıkmaktadır. Ee, Türkiye'de bile, eskiler bilirler. Ben çok iyi hatırlıyorum onun noktalamaları vardır üstadın. Önce Yeni İstanbul'da o küçük bir köşede sağ alt köşede küçük bir yere şunları yazar. Yani üstaddan Necip Fazıl'ın ağzından bir şeyler söyleyip öyle bırakacağım. Der ki din adamı başlık böyle. İyi dinlemenizi istirham ediyorum. Bunları Necip Fazıl söylüyor. Bu vatanın kaldırımları fil dişinden ve evleri billurdan hayalüstü bir madde ve mana kemaline ulaşmış, hayalüstü bir madde ve mana kemaline ulaşmış bir başkenti, sitesi, metropolisi olsaydı da, yani bugünkü İstanbul'u mesela kastediyor Üstad, bu başkentin bir milyon kişilik büyük bir mabedinde, bir camisinde ve her evin her odasında bir hoparlör içerisinde sesi uğuldayan, gösterecek çapta, gerçeklikte ve derinlikte bir din adamına 25 bin nüfuslu Burdur kasabasında rastladım, gelince anlatırım diyor. Sonra İstanbul'a dönmüş Hazret, şunları yazıyor gazetede. Tahir Büyük Körükçü, başlık böyle. Şöhretini uzaktan duyduğum fakat şahsiyle Eserini, şahsiyle eserini ve tesirini Burdur kasabasında Burdur o günlerde halbuki bir il ama üstadın gözünde küçücük bir yer. Onun hikayesi dair. Babam oraya sürgün etmişlerdi çünkü. Baştan alıyorum efendim. Tahir büyük yörükçü. Şöhretini uzaktan duyduğum fakat şahsiyle eserini ve tesirini Burdur kasabasında gördüğüm Tahir büyük yörükçü öteden beri vasıflarını hayalimde yaşattığım üstün din adamının halis örneği. Öyle ki. İnsan döküm işiyle elde edilebilen bir varlık olsaydı Tahir Hoca'yı kumda açılmış bir kalıp gibi model diye gösterebilirdim. Bütün din adamları madenlerini o kalıpta dondurup Tahir Hoca şeklinde meydana çıksın. Madde bakımından mümkün olmayan bu döküm işi unutmayalım ki ruh yönüyle kabildir ve ruhların birbiri içinde erimesi Allah'ın imkan alemine bahşettiği bir keyfiyettir. O halde ruhlar madenlerini yine Tahir Hoca'nın kalıbında dondurup şekillensin. Hususiyle din telkinine memur insanlar. Tahir Büyük örükçü din adamında ilmin ruha dönüşünü ve ruhun bir taraftan en iyi ahlaka yuva oluşunu, bir taraftan da her mukavemeti eritici bir narı beyza potası haline gelişini topuğundan saçına kadar heykelleştirmekte. O, büyük davanın mukaddes ölçülerini pasif bir nakil planında geveleyen köhne bir ses ustuvanesi değil, aynı ölçülerin dost ve düşman bütün kutuplarını tanıyan ve cemiyetteki her tatbik şeklini bilen yepyeni bir nida hançeresi. Burdur gibi bir köşeye itilmiş, tıkılmış olan bu nida, kendisini 24 cami ile oradaki Tugaya ve hapishaneye bağlayan, böylece bütün Burdur'u fıkır fıkır kaynatan nakil şebekesiyle gönül isterdi ki bütün Türkiye'yi filesi içerisine alsın. Burdur, bütün vatanın hasret çektiği din adamı örneğini koynunda barındırdığından, bütün vatan da bunca ölü sakat ve sapık misaller içerisinde numunelik şahsiyetin Burdur'da bulunduğundan haberli midir? Necip Fazıl Kısakürek, Çerçeve, Yeni İstanbul Gazetesi, 19 Mart 1965. Hepinize tekrar Allah'a emanet ediyorum. Dualarınızdan dolayı Rabbim hesapsız razı olsun diyorum. Rabbim cümlenize sıhhat, afiyet, sağlık, saadet ve selamet nasip etsin diyorum. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Geceniz hayırlı olsun. Dualarınızı bekliyorum. Ve selamun aleyküm ve rahmetullahi teala ve berekatuhu efendim.